Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edeceğiz. Sonrasında soru cevap kısmına geçeceğiz. Evet. İyi akşamlar. 2022-23 sezonunun sonuna geldi. Bugün de müsabakalar bitti. Biz geldiğimizden beri sıralamada yerimiz ne olursa olsun futbol adına doğruları yapıp olabildiğimizde yukarıda bir yerde olmak istiyordu. Tabii hedef olarak şampiyonluk Beşiktaş'ın. Şu an itibariyle zaten üçüncülüğümüz tescillenmiş oldu. Maça çıkarken de üçüncüydük. Bitince de üçüncü olduk. Tabii Beşiktaş için bir başarı sayılmaz. Ama sıralama olarak bu maçı kazansaydık ikincilik şansımız da olabilirdi. Oyunumuzu geliştirmeye çalışırken ve güçlü bir oyunla rakipleri yenmeye çalışırken bugün seyircinin de olağanüstü desteğiyle öne geçtiğimiz maçı daha sonra beraberlikle bitirdik. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra rakibe az pozisyon bulduk. Bu da hızlı tempolu oynamadığımız zaman, temaslı agresif oynamadığımız zaman müsabakalara kazanma şansımızın ne kadar geri olduğunu gösteriyor. Bütün maçlara sahaya çıktığımızda kazanmak için oynayan bir takım olarak zaman geçirmeden hızlı bir şekilde oynamak bizim oyun stilimizde önemliydi. Bugün kaybedilen 2 puandan dolayı üzüntüyüm ama asıl üzüntüyü veren tabii 40 bin kişiden fazla seyirci sahada varken, olağanüstü sıcak sevgi ve desteği varken bu sezonun final maçı sayılı son maçında iyi futbolla güzel bir sonuçla ayrılmak isterdik. Ama maalesef bugün hüzünlü bir gece oldu bizim için. Hem sonuç olarak hem Atiba'nın vedası oldu, hem Cenk'in sakatlanması oldu. Bazen düşündüğünüz şartların dışında olaylar gelişebiliyor. Bugün onların hepsini birden gördük. Zaman zaman şans yüzünüze gider, zaman zaman şans gülmez. Bugün de şanssız bir gündeydik. Sıkıntılarıyla beraber sezonu bitirmiş olduk. Bütün oyunculara teşekkür ediyorum. Elinden gelen gayreti gösterdiler. Her geçen gün olumlu işler yapmaya başladılar. Ama yeterli olmadıklarını söyledim. Bugün de zaten onu görmüş olduk. Tam tersi beklentim vardı. Futbolumuzu duruk noktasına çıkarıp gelecek sezona başlarken bıraktığımız yerden daha iyi bir takım olmak istiyorduk. Ama bugünkü eksiklerimizi de dikkate alarak yeni sezona daha güzel futbol oynayan, her maçı kazanmak isteyen ve oynadığı futbolla da herkes tarafından beğeni kazanan bir Beşiktaş yaratmak istiyoruz. Bunun hırsıyla daha fazla hazırlanacağız. Tabii MR çekilecek yarın ama görüntü itibariyle ön üst adalede bir yırtık olma ihtimali var söyleniyor. Ya o da zaten herhalde milli maçta olmaz ama inşallah erken iyileşir. Yani bunu bilemiyoruz tabii. Şu andaki durumu sıkıntılı. Transferle ilgili şu anda değil, bugün de, daha önceden de konuştuklarımız var. Yani işte takım içinde gidecekler, kalacaklar, alınacaklar. Bunların hepsi düşüncelerimizi paylaştık. Karşılıklı bu konuda da araştırmalarımız var. Eldeki oyuncuların gidişi kalışına göre değişecek. Onları yarından itibaren devreye sokulacak başkan yönetimle. Onu da söyleyeyim, başkan yönetim geldiğimden beri olağanüstü destek oldu. Her türlü başarıyı yakalabilmek için elinden gelen gayreti gösterdi. Taraftar da onu yaptı. Şimdi hem taraftarın beklediği hem yönetimle birlikte daha iyi bir takım yapabilmek için kalmaması gerekenler, yani mutlaka gitmesi gerekenler, mutlaka kalması gerekenler, alınması gerekenler hepsini bir daha değerlendireceğiz. Tabii ki transfer yani sezon bittiği anda başlar. Eldeki oyunculardan mukabilesi bitenler var. Az evvel Sercan Bey'in de sorduğu soru. Onların mutlaka kalanlar var ama bu arada da gitmek isteyen olursa kulübün durumuyla biz onu değerlendireceğiz. Bir diğeri almamız gerekenleri de bir an evvel konuşup alacağız. Zaten belli alanlarda eski oyuncularımızın durumu belli. Ben transferin uzun süreli olmasını da doğru bulmuyorum. Yani işte Haziran'da başlıyor, Eylül'de bitiyor. Yani bir şey gibi, yarı sezonda transfer ayı. Yani bu hafta bana karşı oynayan haftaya benimle olabiliyor. Neyse onlara girmeyelim de. Şunu söyleyeyim, biz bir an evvel transferi yapmak istiyoruz ama bizim şu anda geldiğimden beri onu yapmaya da çalıştım. Bu konuda da çok mesafe aldığımızı düşünüyorum. Daha çok bizde mukabilesi devam eden oyuncuları değerlendirmeye çalıştık. Bunlar içerisinde
şu anda Redmond ve Tayfur kiralık olan, yani kiralık değil, Tayfur kiralık da Redmond'un da mukavelesi bitti. Onun dışında genelde yani elimizde oynayan oyunculara baktığımızda bizim oyuncular. Ama onlar içerisinde de kendisi şartlar itibariyle gitmek isterse o da sayısı az olur. Onun için iskelet kadroda çok fazla değişiklik olacağını görmüyorum. Ama iskelet kadroyu zorlayacak iyi oyuncular aldığınız zaman rekabetin daha fazla. Bugün mesela onu hissettim. Mesela zaman zaman saha içerisinde oyunu verimi düşük olduğu zaman onun yerine giren ondan iyi olmalı ki o zaman sonuca katkı yapar ve rekabette kendiliğinden başarıyı götürür. Onun için transfer şu anda konuşmak değil de bir bugün müsabakayı konuşup yarından itibaren değerlendiririz. Başkan yönetim de açıklama yapar. Biz de gerekirse yaparız. Şöyle, tabii Atiba bizim için önemli bir oyuncu. Beşiktaş camiası için çok büyük güzel işler yaptı. Beşiktaş camiası da bağrına bastı. O da herkesin gönlüne girdi. Sadece Beşiktaş değil, tüm futbol kamuoyunun kendisine teşekkür ediyoruz. Saygıyı hak eden bir oyuncu. Maçtan evvel de konuştuk, maçın gidişine göre son dakikada alıp öyle bir dağıtmasını istiyordum. Ama maç öyle bir gitti ki onu alıp orada o sıkıntıyı yaşamak istemedim. Bir de hücuma dönük oyuncu almak istedim. Semih'le Kerem vardı o tip oyuncumuz. Onları değerlendirdik. Yani koyabilirdik ama zaten veda yaparken de bile hani oyun başındaki coşkulu bir veda vardı. Daha farklıydı. Maç bitince daha farklı. Hüzünle beraber veda etmek. Ayrılışı zaten bir hüzün. Bir de maçın skoru ikinci bir yükü üzerinde taşıyabilirdi. Onun için girmemesinin daha doğru olacağını düşündüm. Ama yani işte 2 dakika, 5 dakika girmesine gerek yok. 10 senedir bu camianın içerisinde 3 tane şampiyonluk gördü. Süper Kupa, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi bütün yarışmaların içerisinde oldu. Örnek bir sporcuydu. Gençlere de onu söyledim. Dün de çalışırken en çok çalışan oydu. Onun için model alınacak, idol alınacak bir oyuncu ve karakter. Kendisine teşekkür ediyorum. Yeni hayatında başarılar diliyorum. Yapacak da bir şey yok. Futbol böyle işte. 40 yaşına gelmek de kolay değil futbolda. Yani sorduğunuz soru şu anda basın toplantısı sorusu değil ama yani bugünkü maçla ilgili değil. Genel bir soru. Açıklamaya ihtiyaç duyacak bir konudur. Yani işin sosyal tarafı, sosyoloji tarafı, psikoloji tarafı. Aynı zamanda oyuncu karakterlerinin etkileşimi, eğitimi, organizasyon o kadar soruyu barındırıyor ki cevabı da gerektiriyor. Ama şunu söyleyeyim, biraz evvel de söyledim yayıncı kuruluşa, oyuncuya da söyledim. Bu hepimizin geçerli, ben oyuncuya da söyledim bunu ama hepimizin için geçerli. Futbol, hayatın kendisi, futbol oyunu neyse futbol oyunu hayatta öyledir. Mesela kalecide çok kullanırdım bunu. Top bazen hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz şekilde gelir. Siz ona hazırlıklı olmanız lazım. Biz buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bugün de aynı şeyi söyledim oyunculara. Şimdi hiç beklemediğiniz anda sürpriz sonuçta yaptıklarınız hepsi bitebiliyor. Yeniden hayata başlamak lazım. Bunları öğrenebilmek için de kim söyledi unuttum ama aklıma gelen güzel bir sözdü. Demin de onu kullandım. Oyuncular için söyledim. Size de aynı şeyi söyleyeyim. Paylaşayım. Açılımını yaparsınız. Veya İsterseniz daha geniş konuşmak lazım, tartışmak lazım bu konuları. Futbol topu, futbol oyunu ateşe benzer. Yanaştığınız zaman sizi yakar. Uzak kalırsanız donarsınız. Mesafeyi iyi ayarlamanız lazım. Konuları da öyle ayarlamanız lazım. Onun için sorduklarınızın içerisinde yani açılıma ihtiyaç duyan konular var. Biraz açtım. Benim anlaşılmama önemli değil. Ben konuşurum, yaşarım, yaparım. Binlerce insan yapıyor, model oluyor. Alan alır, almayan almaz. Gönül ister ki herkes birbirinden alsın. Ben sizden alıyorum, ötekinden alıyorum. Çünkü öğrenme tek başına sizin öğrettiğinizle ilgili olmuyor. Öğrenme, öğrettiğinizin karşılığında siz de bir şeyle öğrenerek karşılıklı etkileşimden olur. Ama demin dediğim çok önemli. Çok yanaşırsanız yakar sizi, anlayamazsınız. Ateşin üşüdüğünüz zaman veya ısınmak için tam dibine gelirseniz ısınmak değil, yanmak olur. Yani güneşi sadece bir ışık olarak görmemek lazım.
Onun için benim üzerimden yürütmek yerine bana bir şey oluyorsa ben ayakta kalmasını bilmeliyim. Başkaları doğru yapıyorsa diyecek bir şeyim yok. Bana karşı yanlış bir şey yapılıyorsa ben işimi yapmalıyım. Yani onun yanlışı beni ilgilendirmez. Gönül ister ki o söylediğinden ben doğru bir şey alırsam söylerim. Ben de bir şey söylerim, siz alırsınız. Yani bu sorduğunuz soru biraz felsefi soru. Onun için o taraflara fazla girip takılmak istemiyorum. Çünkü zaten düz konuşmaları anlatamıyorsam bu konularda hiçbir şey anlatamam. Başka sorusu olan var mı? Evet, bu konuda soru bitmiş oluyor. Hocam teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun.